Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Çanakkale'den sonra Birinci Dünya Savaşı'nın en büyük zaferi olan 29 Nisan 1916 Kutul Amare Zaferi'nin 107. yılı kutlanıyor. Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan savaşta 10 bin şehit, binlerce yaralı verildi. Kutul Amare muhaberelerinde 13'ü general ve 277'si subay olmak üzere 13'ü 300 düşman askeri esir alındı. Peki... Kutulamare nerede yer alır? Kutulamare'nin tarihteki yeri ve önemi ne? İşte Kutulamare zaferine dair merak ettiğiniz her şey. Bugün Halil Paşa'nın arslanlar, bütün Osmanlılara şeref ve şan, İngilizlere kara meydan olan şu kızgın toprağın güneşli semasında, şehitlerimizin ruhları sevinçle gülerek uçarken, ben de hepinizin pak alınlarından öperek cümlenizi tebrik ediyorum. Dediği şanlı tarihimizin unutulmaz destanı, Kutul Amare Zaferi'nin 107. yılı kutlanıyor. Kutül Amare nedir? Kutül Amare, Bağdat'ın güneyinde 600-500 civarında kişinin yaşadığı bir kasabaydı. General Charles Townshend komutasındaki İngiliz, Hint, tümeni Bağdat'a ilerlemeye çalışırken 23 Kasım 1915'te Selmanı Pak muharebesini kazanamayarak geri çekildi ve Kut kasabasına sığınmak zorunda kaldı. Yeni kurulan Osmanlı 6. Ordusunun komutanlığını atanan Mareşal von der Goltz'un emriyle Irak ve Havalisi Komutanı Albay Miralay, Sakallı Nurettin Bey'in kuvvetleri 27 Aralık 1915'te Kut Kasabası'nı kuşattı. Böylece 29 Nisan 1916'ya kadar sürecek Kut Kuşatması başlamış oldu. İngilizler Kut'u kurtarmak için birkaç kez General Aylmer ve General Goringe komutasında hücuma geçtiyse de başaramayarak geri çekildi. İşte bu çatışmalardan 16 Ocak 1916'da Şeyh Saat Muharebesi'nde geri çekilme emri veren 9. Kolordu Komutanı Sakallı Nurettin Bey görevinden alındı ve yerine Enver Paşa'nın kendisinden bir yaş küçük amcası Mirliva Halil Paşa getirildi. Yani daha sonra paşalığa yükselecek Sakallı Nurettin'in Kutül Ammare kuşatmasındaki varlığı yalnızca 19 gün sürmüştü. Bu tarihten 3 ay sonra 19 Nisan 1916'da Mareşal Von Goltz Bağdat'taki karargahında tifüsten ölünce yerine Halil Paşa getirildi. Yalnızca 10 gün sonra 29 Nisan 1916'da ise General Townshend, diğer 13 general, 481 subay ve 13300 Erkut'ta yaşanan açlık nedeniyle Osmanlı kuvvetlerine teslim oldu. Halil Paşa 6. Ordu'ya yayınladığı mesajda şöyle demişti. Tarih bu olayı yazmak için kelime bulmakta müşkülata uğrayacaktır. İşte Osmanlı sebatının İngiliz'in adını kırdığı birinci zaferi Çanakkale'de, ikinci zaferi burada görüyoruz. Kutül Amare'nin tarihi 19 Nisan, 2016 tarihli Ümit Zileli'nin yazısından alınmıştır. Kutül Amare nerede yer alır? Çoğunlukla Medine-Tülküt şeklinde adlandırılan Kutül Amare, Bağdat ile Amare arasında Dicle nehrinin sol kıyısında ve Fırat ile Dicle'yi birleştiren eski Şattülhay, Hay, El Garraf, kanalının Dicle tarafındaki ağzının karşısındadır. Kut Hintçedeki kot, kale, kelimesinden gelmekte ve Irak'ta bu isimle anılan Kutül Muammer ve Kutül Hay gibi yerler de bulunmaktadır. Kutül Amare'nin kuzeyine doğru genişleyen ovalar, Arap kabilelerinden, Beni İlam'ın kollarından, Beni Rebiya'nın yaşadığı yerdir. Çok eski bir yerleşim merkezi olmayan Kutül Amare, Mazeraya adlı bir ilk çağ kasabasının bulunduğu yerde kurulmuştur. Yakut el-Hamevi'nin el-Mezar dediği, yerinde burası olduğu tahmin edilmektedir. Irak'ın doğu kesiminde yer alan, Diçle Nehri kıyısındaki Kut şehri yakınlarında konuşlanmış olan İngilizlerin kuşatılmasıyla başlayan Kutül Amare Savaşı, Halil Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu ile tüm General Charles Ware, Ferrers, Townshend komutasındaki İngiliz ordusu arasında gerçekleşti. Osmanlı ordusunun galibiyetiyle sonuçlanan savaşta 10 bin şehit, binlerce yaralı verildi. Ancak kazanılan zafer sayesinde Kut şehri ele geçirildi. Bağdat İngiliz işgalinden kurtuldu ve İngilizlerin bölgesel planları suya düştü. Canlarım abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.